Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, bugün Nurcan Hanım'la beraber karşınızdayız. Kamera arkasında kendisi. Birkaç tane soru soracak. Sonra ben yayın akışıyla sizlere kısa bir program sunacağım. Evet Nurcan, sendeyiz. Günay artık beni aydınlatır mısın? Yoğun iş temposundan Galatasaray'a kimler geldi, kimler gidiyor, kimlerle görüşülüyor? Ya hiçbir şey bilmiyorum be kardeşim ya. Sen şimdi bizi izlemiyorsan tabii ki de bilmezsin. Ben şimdi e, tabii yoğun olarak yayın yapıyoruz sadece kendi kanalları farklı kanallarda da. Takip etmezsen tabii ki de gündemde neler oluyor bilmezsin. Hemen ben notlarımı aldım. Günaycığım bir kere ben sana İsmail'e çek. Sorularımı da soruyorum. İsmail'e çek. Kolibali Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söyledi. Kim? Volkan Kılıç. Ben de bunun üzerine araştırmalarımı yaptım oyuncu hakkında. Ancak oyuncu hakkında çok fazla bir bilgi yok arkadaşlar. Yani şimdi ben YouTube üzerinden izleyip ya işte şu kaçtı, şu gidiyor, işte uzaktan şut atmış, bunu yapmış diyemiyorum. Çünkü diğer futbolcular gibi özellikle Jozwiak ve Moder gibi çok göz önünde olan bir futbolcu değil. Çünkü onlar daha çok göz önünde olan bir futbolcu ve benim de scout olarak çalışan bir sürü arkadaşım var. Onların da gözlemlediği futbolculardan bir tanesi. Ancak Koulibaly'i sorduğum zaman birkaç tane scout arkadaşıma net bir cevap alamadım. O yüzden hani sizlere uçuyor kaçıyor diye yalan atmak istemiyorum. Yani yanıltmak da istemiyorum. Ben neyse ne doğruysa ben sizlere onu aktarmak için zaten yayın yapıyorum. Burada sizleri yanıltmak istemem. Ancak scout transferi olduğu için her zaman umutlu uyumdur scout transferlerinde. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Galatasaray Ozan Warford'u da yine scout transferi olarak almıştı. Ancak Ozan da istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Ve bence Galatasaray'ın seviyesinde olmayan bir futbolcu. Belki Süper Lig'de bile zor görev alabilecek bir futbolcu. Hani evet scout transferleri bizler için çok önemlidir. Mesela bunların bir tanesi Markov'u sayabiliriz. Markov scout transferidir ki başarılı olmuştur. Ama o da yine Galatasaray'a gelirken göz önünde olan bir futbolcuydu. Ancak iyi analiz edip Galatasaray'a kazandırıldı. O yüzden Kolibali hakkında hani sizlere net bir şey söyleyemiyorum. Maalesef girişimlerin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorum. Birkaç yerden haber bekliyorum. Bunlar da ulaştığında zaten yine aynı şekilde ben YouTube üzerinden sizlere durum atıyorum. O durumlardan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Şimdi bize destek vermek için abone olabilirsiniz. Aslında bunu başta söylemem gerekiyordu. Ee, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonu var. Ücretli bir şekilde eğer destek vermek isterseniz yine bana cüz'i miktarlarda destek olabilirsiniz. Burada zorunluluk yok. Aa, sen sadece abonesin. Evet ben seni değerli kılıyorum. Sen katıla tıklamışsın. Sen benim için değer, değerlisin. Abone olan değersiz söz konusu değil. Sadece imkanı olanlar bizlere destek versin. Biz de bu desteği size e, yansıtalım. Çünkü buradan gelecek olan parayla biz de kendimizi geliştireceğiz. Aslında maksadımız bu. Ne bileyim ekipman alırız vesaire. Buraları geçtik. Evet e, Nurcan soru var mı? Ne? Bugün Karabağ'çe e, bir teşekkür yayınladı. Alper Potukay yıldız takımdan sanırım. İç yüzünü veya şu anki transfer gelişmesini biliyor musun? Alper. Şimdi Galatasaray gündemine girer mi bu önemli? E, Şimdi Alper Potuk Fenerbahçe'de 9 yılda yani Fenerbahçenin futbolcusu olamadı. Yani net bir şekilde ilk 11 futbolcusu oynaman, olamadı. E, Fenerbahçe'ye gelirken Galatasaray'la çok iyi bir çekişme vardı. Aynı Mert Hakan'da olduğu gibi. Ancak bu e, transferi de yine Fenerbahçe e, kazanmış oldu. Ancak bu tip transferlerde genelde transfer olan futbolcular bir türlü istenilenini veremiyor. Yani bu bir gerçek. Nedense bilmiyorum. Vedat Muriç de bu Tam tersi oldu. Vedat Muriç iyi futbolcu. Ve kendini de sürekli geliştiriyor. İyi öldür demişler. Hakkını yeme demişler. Vedat Muriç hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadım. Konuşamam. Çünkü iyi futbolcu. Mert Hakan'ın performansını da ayrıca Fenerbahçe'de merak ediyorum. Şimdi e, Alper Potuk e, Galatasaray'da faydalı olur mu? Buna bakalım. Galatasaray'da ben faydalı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray'da orta sahada daha dikini oynayabilen ve takımı ileriye taşıyabilecek bir futbolcuya ihtiyaç var ve daha çok Galatasaray'a gelirken de şu önemli yani sürekli maç oynamış olması gerekiyor. Genç alırken de mesela e, maç oynamış olması gerekiyor. O yüzden e, şunu söyleyeyim. Alper Potuk son dönemlerde hiç maç oynayamadı son 2-3 senesi neredeyse. Çok kayıp. Arda Turan'a bile mırım kırım yapan bir taraftar kitlemiz varken Alper Potuk kolay kolay biz e, bağrımıza basamayız diye düşünüyorum. Öbür taraftan Mehmet Ekici de gündeme gelmişti Nurcan. Onu da Hı. anlatayım. Mehmet Ekici'ye Galatasaray bir teklif yaptı maç başı. Bunu da Mehmet Ekici reddetti. E, çünkü maç başı demek ne kadar oynarsan o kadar maaş alırsın. Yoksa sadece 2324 lira alırsın demek. Çünkü asgari ücreti vermek zorundasın hiç maç oynamazsa en azından o, maç, o parayı vermek zorundaydı Galatasaray. E tabii ki de bunu kabul etmedi, etmeyecekti. Hani Mehmet Ekici kısmında şunu söylemeliyim size. Mehmet Ekici sakat. Müzmin sakat. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki, yani 3 maç oynar, 5 maç yatar. 5 maç oynar, 3 maç yatar. E zaten Lemina da bunun problemini çekmiş Galatasaray. Tekrardan buraya riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum ki Lemina'nın tekrar kiralanması gündemde. 2 tane buraya bir müzmin sakat demek Galatasaray'ı e, geriye götürecektir. Bunu söylüyorum. Yani e, Galatasaray'da faydalı olmaz bu iki oyuncu. Ha alınırsa şöyle düşünülebilir. Eğer orta sahaya sağlam iki tane transfer yapılıp ee, bu oyuncular rotasyon için kullanılırsa acaba diye düşünüyorum ama yine müzmin sakat olduğu için Mehmet Ekici eliyorum ancak Alper Binemze diyorum. Çünkü herhangi bir sakatlı olmayan devamlı problemi de olmayan bir futbolcu. Yeteneği var mı? Yeteneği var. Ancak Galatasaray düzeyinde olduğunu düşünmüyorum. Bunları size aktarmalıyım. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu yıl malum Süper Lig 21 takımla oynanacak. Hı hı. Bir, bir takımla demek yoğun bir e, maç temposu demek. Bunun için takımların daha enerji dolu, daha aktif oyuncuları alması gerekiyor. Buna istinaden yedek kulübesinin de bu rotasyona uygun olarak kurulması gerekmiyor mu sence? E, tabii ki de Galatasaray arasında bunu yapmaya çalışıyor ancak e, bir türlü o patlama yapamadı. Yani evet iyi transferler yapıldı mı yapıldı. İşte Omar'a buna sayabiliriz. Özellikle Emre Kılıncı bu, buraya say sayabiliriz. Bana göre Arda'yı sayabiliriz. Bunları sayabiliriz ama Galatasaray'ın daha çok orta sağ eğilimi olması gerekiyor. Bu çalışmalar yapılıyor ama Belhanda kısmında hala net bir sonuç yok. Belhanda'ya teklif gelmiş. Ama gidecek mi gitmeyecek mi şu an muamma bir 10 günlük bir süreç var. Feguli kısmında henüz net bir şey yok ama bugün basından takip ettiğim kadarıyla bir indirime gitmiş Galatasaray. Sözleşme yenileme şansı var veya bir yıllık. E, yeniledikten sonra devam etme imkanı olabilecek e, Feguli'de. O yüzden e, şu an özellikle e, Belhanda gitmeden orta sahaya hamlenin biraz zor olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş toparlayacak olursam şunu söylemeliyim önce. Galatasaray'da Scott Piri resmen göreve başlayacak. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düş düşünüyor. İşte komanda eğitimidir bilmem nedir. E, işte şöyle olacak böyle olacak. işte takım takımı koşturacak öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, ben bir sürü takımda çalıştım. Bir sürü kondisyoner arkadaşımla çalıştım. Kondisyonerlerin görevi şudur. Ben e, sizin aklınızda soru işareti kalmasın e, diye söylüyorum. Kondisyonerler oyuncuya göre, takıma göre, temposuna göre programlarını e, A takım antrenmanına göre düzenlerler. Ve e, A takım antrenmanı bittikten sonra vücuduna göre, oyuncunun yeterlilik seviyesine göre de antrenman, ekstra antrenman programı ayarlarlar. O yüzden Scout Piri bunu çok iyi yapıyor. O yüzden Scout Piri Galatasaray'da faydalı olur. Yani Galatasaray'ın şu an neye ihtiyacı var? İyi bir kondisyonere ihtiyacı vardı. Bu da Scout Piri oldu. Şimdi Galatasaray'da koşu seviyeleri yukarı çıkacak. Çünkü bireysel anlamda da Scout Perry çok çok başarılı antrenmanlar yaptırabiliyor ki onun döneminde hiç denenmemiş Türkiye'de hatta dünyada denenmemiş metotlar getirdi Galatasaray'a. Onlar hala kullanılıyor ama bu kullanımı doğru olarak kullanan bir hoca gerekliydi. Doğru olarak kullanan bir antrenör gerekliydi. İşte o kondisyoner scout Perry. Galatasaray bu sene farklı olacak. En azından onu size söylemeliyim. Ve antrenmanlar devam ediyor. Galatasaray'ın da ücretli uygulaması çıktı. Ben de ona hemen üye oldum ve antrenmanların bazılarını orada takip ettim ve aldığım bilgiler Cagney'nin inanılmaz hırslı olduğu ve Fatih Terim'in Cagney'den çok memnun olduğu. Aa, çok ilginç. Galatasaray'da belki Forvet'te geçen yıl çok sıkıntı yaşadık ama bu yıl Cagney kalırsa en azından o problemi aşacağız gibi geliyor. Çünkü Fatih Terim Cagney'nin formundan çok memnun çok hırslı bir de Arda hırsı var. Yani Galatasaray'da hırslı oyuncu, sahada hırslı oyuncu görebileceğiz. Geçen yıl göremediğimiz İnşallah oyuncu tiplerini polisler. görebileceğiz. Biz biz de de bir ve Cagney şu an bence gönderilmeyecek. Yani bu şekilde devam ederse Cagney'nin takımda kalacağını düşünüyorum. Evet, biz izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.